Sevgili izleyiciler, Zeki Altan ile Otantik Kıbrıs Mutfağı'ndan yeniden merhaba. Sizlere mutfağımız ile ilgili özel bir yayına başlıyoruz. Bu yayınımızda ülkemizin, mutfağımızın, kültürümüzün kökenine dayanan ve antik orta çağdan bugüne kadar gelen mutfağımızın yapılışı, sürdürülmesi konusunda bilgi aktarmaya çalışacağız. Ama ondan önce size aktarmaya çalıştığım bilgi, şu anda arkamda gördüğünüz gibi Lüzinyan Evi Müzesi, Orta Çağ'dan günümüze Lefkoşa tabelasının altındayız. Ve burası bir müze ve Orta Çağ mutfağımızın, günümüz otantik mutfağın sunumu burada yapıldı. Müze yapıldı. Bu müze 15. yüzyıldan beri ayakta kalan bir yapı, bir konak ve daha çok bir Osmanlı Lüzinyan stilinde bir mimari yapıya sahiptir. Ve bu mimari yapımız buradaki çok değerli arkeologların da katkısıyla, özverili çalışmasıyla 20 Mayıs'ta hayat buldu. Resmi açılışı yapıldı ve bir kent müzesi olarak da şu anda fonksiyon kazandı. Ülkemizde ilk kent müzesi özelliği taşıyan bir mekan, bir müze. Evet, bu müzede çok güzel eserler vardır, sergileniyor. Orta Çağ'dan günümüze kadar güzel bulgularla sergiler ortaya konuyor. Ve bu sergiler, bu müze hizmete açılırken aynı zamanda Orta Çağ'a ait de ve günümüz otantik mutfağında ikramları ilk kez burada yapıldı. Çok özel bir çalışma oldu. Çok önemli bir çalışma olmuştur. Ve bu çalışmayla ilgili olarak sizlere bu özel yayınımızda müzenin tanıtımı ve müzenin tanıtımı ile ilgili olarak ortaya çıkan ve ilk kez ülkemizde ikramı yapılan Orta Çağ ve günümüz otantik Kıbrıs mutfağı ürünlerini anlatmaya çalışacağız. Dilerseniz çok dışarı kalmadan içeri geçelim ve içerideki arkeolog dostlarımızla birlikte hep beraber önce bu güzel kent müzesi Lüzinyan Evi Müzesi'ni bir dolaşalım, bir tur atalım. Burada güzel bilgiler vardır, güzel görüntüler vardır. Ve bu bilgilerden sonra sırada otantik ve Orta Çağ mutfağından lezzetler sunacağız. Bu müze açılırken daha çok bilgiyi az sonra buradaki dostlarımızdan Figen Hanım'dan alacağız. Merhaba Zeki Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsın? İyisin. İyidir, teşekkür ederim. Harika. Sağ olun. Sizleri sormalı. Seni gördüğünüz gibi burada ya. Biz de öyle çok sevindik. Gerçekten. Ortak projemizin sonuçlarını halkımıza anlatmak için burada bulunuyoruz. Evet. Şimdi ben size isterseniz... Ben daha çok konuşmadım dışarıda. Heyecan bastı beni. Ve o bilgiyi sana bıraktım ben. Tamam. Çünkü bu programda şöyle bir şey uyguladık. İlk kez de oluyor ülkede. Hatta ada genelinde diyebileceğim. Hatta ada dışında da ilk kez yanılmıyorsam bir müzede ilk kez sunulan bir Orta Çağ ve günümüz otantik mutfağı ikramları vardır. Ve bu yapılırken de bu konsept ile o geleneler, oradaki doneler, belgeler, eserlerle beraber o lezzetle bütünleşmiş oldu. Aynen öyle. Ve müziği de içerisinde oldu. Aynen öyle. Ben sözü sana bırakıyorum. Önce bize özetle bunu bir. Tamam. Her şeyden önce biliyorsunuz Lüzinyan Evi yapı olarak çok önemli özellikleri olan bir yapı. Lüzinyan dönemiyle Osmanlı mimarisinin güzel bir karışımı. Bunu daha önce yine müdürlüğümüze bağlı restorasyon şubesi Sayın İlkay Feridun yönetiminde ekibimiz tarafından bu bina restore edilmişti. Daha sonra yıllarca kapalı kaldı. 4 yıl önce bir proje oluşturduk dairemizde ve 4 yıl önce bu çalışmalara başladık. Bunun içinde araştırma, binanın tekrar elden geçmesi, odaların düzenlenmesi, yeni vitrin tasarımları. Tüm bunları yaparken... Evet, turistimiz de geliyor, ne güzel. Evet, o da büyük şansımız. Turistler de ziyarete geldi. Please go in. Bunu yaparken büyük bir ekip çalışmasıydı. Bunu bahsetmekten gurur ve onur duyarım. Her şeyden önce müze ve öğren yerleri şube amirimiz Özlem Merkan, ben kazı işleri şube amiri Figen Caner ve yukarıda biraz sonra odaların tanıtımında göreceğiniz diğer çalışan arkadaşlarımız. Büyük bir ekip işiydi. Sergilenen tüm eserler müdürlüğümüze bağlı koruma onarım merkezinde Pembe Özen
ve Adil Meraklı tarafından eserlerin konservasyonu yapılmış ve vitrinlere öyle teşhire geçirilmiştir. Şimdi özetle, müze haftasında burası açıldı. 18-24 Mayıs Dünya Müzeler Haftası'nda burayı açtık. Ama burayı açarken çok ciddi katkılar aldık. Birinci katkı sizden, Zekai Altan ve eşinden. Ayrıca Yakında Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Sayın Tülen Saner ve ekibinden. Bunun yanı sıra burada teşhirde bulunan bazı eserlerin Kıbrıs'a gelmesini sağlayan Erbil Arkın'dan. Yine bize danışmanlık hizmeti veren ve aynı zamanda eserlerini de burada sergilemek için bize getirip teslim eden Sayın Ahmet İlmi'ye ben özellikle teşekkür etmek isterim. Sayın Zekai Altan sayesinde açılış günü Kıbrıs'ta antik dönemden orta çağdan günümüze Kıbrıs mutfağının tanıtımı yapıldı. Ahmet İlmi sayesinde kendisinin oğlu bir bestekar, orta çağ müzikleri eşliğinde harika bir sunum yapıldı. Açılış mutfak, müzik ve eser olarak çok güzel bir kombinasyon sağladı. Bu da tam bir ekip işiydi. Gelin hep birlikte şöyle bir bahçeye bakalım. Bahçemizde de amacımız neydi? Bizans döneminden başlayarak İngiliz dönemine gelene kadar kısa çizimlerle insanlara geçmiş dönemleri hatırlatmaktı. Evet. Ve bunu da başardığımızı sanıyorum. Ondan sonra içeriye girdiğimizde bir orta çağda krallar nasıl taç giyerdi? Burada bir tabloyla kralların taç giyme törenini canlandırdık. Bu önde gördüğünüz kandelebralar orijinaldir. Ayaklı Şam'dan dediğimiz ve katedrale ait Şam'danlardır. Elimizdedir ve burada konsepte uygun olarak sergileme yaptık. Evet. Şimdi sizi ben ilk olarak Lusignan Odası diye ayırdığımız bölüme götürüyorum. Buyurun, şu anda Lusignan Odası'na geldik. Nasılsınız? Merhaba. Şimdi size tanıştıracağım kişi Simten Kişmir. Bu ekibin bir parçası, sanat tarihçi. Size oda ile ilgili hemen kısa bir bilgi versin oda. Lusignan Evi canlandırmasında av çok önemli bir yer teşkil etmekteydi. Günlük hayatta müzik ve yeme içme kültürü çok baş tacı olan bir durumdu. Biz de burada bir av sahnesi, avdan dönüş sahnesini canlandırdık. Bir duvarlar olsun, antik bir mekan tasarımıyla, duvarlardaki halılarla beraber bir bütünlük sağladık. Bunların orijinal zamanın dönemin kullanılan seramik eserleri orijinal ve imitasyonlarla beraber. Bu keyifli geziyi lütfen gelin bizimle beraber tadınız diyorum. İhmal etmeyin değil mi? Evet. Bu gördüğünüz oda Osmanlı döneminde cumba ve ahşap süslemeyle ahşap taban eklenen bu odada Osmanlı dönemi eserleri sergilenmektedir. Ayrıca gördüğünüz gibi heykellerle bir gündelik hayattan bir kesit canlandırılmıştır. Evet Figen Hanım, şimdi geçtik Lusignan Evi odasını gördük. Osmanlı'yı gördük. Şimdi de etnografik eserler ve Kına Gecesi odasını. Kına Gecesi. Ki kültürümüzde biliyorsunuz ne kadar önemli. Evet. Bu odayı da size yine bu ekibin bir parçası Ayşe Hanım. Ayşe nasılsınız? Anlatacak. Kendisine mikrofonu veriyorum. Buyurun. Teşekkürler. Müzemizdeki bu odada Kıbrıs Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan Kına Gecesi canlandırması yapmış bulunmaktayız. Kına Gecesi'nin yanında ayrıca günümüzde de halen kullanılmakta olan etnografik eserlerin sergilendiği bir odadır. Mutfak eşyaları, sandıklar, kök ayna ve koltuk, bunlar halen daha günümüzde hemen hemen bütün evlerde vardır. Bunun yanında ayrıca müzemize bağışta bulunan Mehmet Ali Tatlıyay'ın kişisel eşyaları sergilenmektedir. Ki biliyorsunuz düğünlerde Mehmet Ali Tatlıyay aranan bir müzisyendi. Evet. Buradan ayrıca müzemize bağışta bulundukları için ve sergimizi güçlendirdikleri için Mehmet Ali Tatlıyay'ın ailesine özellikle teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi nereye geldik? Şimdi son oda teşhirimize geldik. Burada da İngiliz dönemini anlatmak istedik. Yine burada da size bilgi verecek olan arkadaşımız yine bizim ekibimizden Ahmet Kelebek, kendisi tarihçidir.
Kendisine ben mikrofonu uzatıyorum ve bize ona göre bu dönemi abicim, anlatsın. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Evet. Ahmet, mikrofon sende. Tabii. Sırada İngiliz sömürge dönemi değerli izleyiciler. Evet. Evet. Müzemizde yer alan bu odada İngiliz dönemine ait çeşitli etnografik eserlerin yanında döneme ait polis ve itfaiye teşkilatına ait de eserleri görebilirsiniz ve bilgiler edinebilirsiniz. Tüm bunların yanında yine size bu odada bahsetmek istediğim mahkemeler binasına ait mahkemeler konsepti ve o dönemde yine kullanılan çeşitli mühürler ve hakimlerin kullanmış olduğu tamamen at tüyünden yapılmış peruk var. Bunu da belirtelim. Bu da bize mahkemelerin müzemizde sergilenmek üzere hediye ettiği objeler. Harika. Yani ciddi katkı var bize. Harika. Gerek kurumlardan gerekse sponsorlardan. Evet Zekai Bey. Bitirdik şimdi İngiliz dönemini bitirdik. Şu anda da bizim ev dediğimiz bölüme geçiyoruz. Burada amacımız yakın geçmişimizde kullanılan ve unutulmayı yüz tutmuş objeleri yeni nesile aktarmak. Bu bölümle ilgili de bize bilgi verecek olan yine ekibimizin bir parçası Eski Eserler Müzeler Dairesi Müdürlüğü'nde görevli Nurcan Öztürk merhaba. Bilgi verecek. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve Nurcan Hanım'a ben mikrofonu uzatıyorum. Evet. Mikrofon sizde. Evet. Figen Hanım'ın da dediği gibi bu bölümde yakın geçmişimize ait ve unutulmaya yüz tutmuş belki de hepimizin nenesinin, annesinin evinde halen kullanılmakta olan örneklere yer vermek istedik. Bunun yanı sıra Kıbrıs'ın en eski kurum, kuruluş ve markalarının örneklerine yer verdik. Bunlar bizim için çok önemli çünkü günümüzde bunların üretimi, birçoğunun üretimi yapılmıyor ve müzemize gelecek olan gençlerin ve çocukların da bunları görmesini ve unutmamasını istedik. Özellikle yani. Evet, ilk ulusal havayolu şirketimiz Kıbrıs Türk Havayolları'ndan objelere yer verdik. Sinema kültürümüzden. Sinema, evet, evet, harika. Kahve, aha. Kıbrıs'ta üretilen kahve, kola veya tütün fabrikasının gibi markaların örneklerine yer verdik. Burada belirtmek istediğim ek bir şey var. Bu bizim eve katkı koyan sponsorlarımızın da bir bağışta bulunanların bir listesini duvarda kendilerini onur etmek adına verdik. Tatlıcılıktan tutun. Kola üretiminden tutun. Tüplü televizyonu artık kimse hatırlamıyor. Eski buzdolapları unutulmuş. Hangimizin annesinin evinde yok ki televizyonun üzerine örtü örtmek. Telefonun üzerine örtü örtmek. Tuşlu telefon. Amacımız teşhir yaparken aynı zamanda da eğitmek. Bu yüzden ben herkesin burayı ziyaret etmesini istiyorum. Evet. Özellikle okullara da burası gerçek açık bir laboratuvar evet, gibi. Evet. Dileğimiz bu. Ve Velesmit. Velesmit. Hayatımızın bir parçası. Parçası. Ve klasik ve bütün bunların kimilerini biz kurum olarak satın aldık. Büyük bir çoğunluğunu da sponsorlarımız bize, bağışçılarımız hediye etti. Gerçek bir ekip işiydi. Ben özellikle burada aramızda şu anda bulunmayan Müze ve Öğrenciler Şube Amiri Özlem Merkan'a, yine ekibin konservasyon ayağında olan Pembe Özen Adil Meraklı'ya, yine eserlerimiz onarımın da gerçek bir usta olan, ahşap ustası olan Derviş Çocuğa, Alime Hanım'a, arkeolog Alime Hanım'a. Yani bütün bunlar bir ekip işiydi. Bu işler kolay olmadı. 4 yılımızı aldı. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ben ekibimizi yanımıza çağırıp, Ahmet Bey. Evet, ben bu arada bir şey söyleyeyim. Figen Hanım. Buyurun. Değerli izleyiciler bunu da altını çizmeyi istiyorum. Çünkü çalışma benden çıktığı için ayrıntıya gireceğim biraz. Az önce görmüş olduğunuz Mehmet Ali Tatlıyay penceresinden köşesindeki eser kemanesi vardı. Urubası vardı. Bir şeyler vardı. Gözlükleri vardı. Mehmet Ali Tatlıyay'ın müzeye tüm eşyasını teslim etmekte ki olan kişiyim. Benim yanımda gençlik merkezinden Aydan, Emel gibi diğer arkadaşlar vardı. Ve biz bu konu üzerinde bir kitap yayınladık. Kitabı ben yazdım, yanımda arkadaşlarla birlikte onu topladık.
Aydanlar, Emeller, Gençlik Merkezi'ndeki diğer arkadaşlarla birlikte. Gülay vardı. Tabii vereceğiz tabii ki. Tabii Gülay Kaşer, Emel Tel, Aydan Avşaroğlu ve unutmuş olduğum isim olabilir. Kitabı yazdığımızda da iki çok önemli iki başlıktan bahsetmeyi istiyorum ben. Kitabın adı. Kitabın adı Unutulmaktan Korkuyorum. Bu ismi koyana kadar ben bir iki ay hiç uyumadım. Rüyama girip çıktı. Çünkü bir araştırmacı olarak bunu yaparken hep böyle dünyanız değişiyor. Bir yere gidersiniz ve orada kalırsınız. Dünya dönmesiniz kolay kolay. O süreci de yaşadım ben tekrar hayatımda. Yaşadığım süreçten bir tanesi. Ve hemen sabahtan kalktım ve heyecanla aradım arkadaşlarımı. Dedim ki adını buldum kitabın. Ama niçin oldu o? Kitabı defalarca okumaya çalıştım. O ismi ilham için. Nasıl olabilir, nasıl bir isim olabilir? Ve isim ortaya çıkarken ben bu Gülay'la, Emel Aydan'la paylaştığımda son derece sevindik. Çünkü Tatlıyay öleceği günlerde onu iki yakın arkadaşı Altı Parmak ve Nadide devamlı ziyarete gidiyorlardı. Ve öleceği bir gün önce benim aldığım kayıtlarda, araştırma kayıtlarımda son sözü oldu rahmetliğin. Dedi ki, ben arkadaşlar öleceğiz de unutulacağız. Esasında gerçekten güzel bir iş yaptık. Unutulmadı. Evet. Ve şu ben de hemen kitaba onu koydum. Çok doğru seçim. Evet ve orada bir yay vardır. Oksal yerler. Evet. Onu da söyleyeyim bir cümle olarak değerli izleyiciler. Yaptığım kaynak taramalarında, epik alan çalışmalarındaki sözlü kaynaklardan aldığım şey şu ve o ilhamı aldım oradan ben. Onu da paylaştık arkadaşlarımla. Oksari'nin 11 evlat. Oksari'nin 11 evlat. Bu başlığı koydum ben iç bölümlerde. Çünkü Tatlıyay rahmetlik o yayla 11 çocuk büyüttü. Bir yayla yani Kıbrıs derinde Oksari dediğimiz bir Oksari bir yayla 11 evlat başlığı koydum ben. Çünkü hayatı boyunca o kemaneyi çaldı, oradan para kazandı. Çocuk okuttu, evlendirdi ve yetiştirdi. Ve sizin bu bilgilerinizle ben daha çok gurur duydum. Kendim ve ekibimin adına kendim evet. Bir köşeyi ona ayırdık. Evet, evet. Figen Hanım, efendim? Sana ve ekibimize çok teşekkürler. Sizlerle müthiş bir iş yaptık. Bu gerçekten Kıbrıs müzecilik tarihinde, altını çiziyorum, tırnak içerisinde ilk kez kullanılan ve çok sevdiğim kent müzeciliği konusundaki bir adım. Adım diyoruz. Adım atılmıştır. Bu yüzden başarınız eserinizdir. Biz sizinle bunu paylaşmaya çalıştık daha sonra. Sizin bu çalışmanızı taşlandırmaya çalıştık. Ve sizinle burada biz bu taşlandırmayı da antik ortaçağ mutfağı, günümüz otantik Kıbrıs mutfağından da tatlarla ikram ederek yaptık. Ve ülkemize tarihine bir imza koyduk, not koyduk bizler hepimiz. Ve şu anda müzeyi dolaştık. Evet değerli izleyiciler, bu çok değerli duayen dostlarımızla, arkeologlarla, herkes kendi alanında bir uzman. Osmanlı, etnografya, İngiliz sömürge vesaire. Evet, müzeyi dolaştık. Sizden bir ricam vardır. Çoluk, çocuk, ana, baba, nene, dede, hiç fark etmez. Etrafınız, çevreniz, gelen misafirleriniz muhakkak bu kültürü, tarihi öğrenmek için bu kent müzesini lütfen gelip görünüz. Geziniz ve daha çok bilgi alınız. Ve şimdi sırada otantik, antik, ortaçağ mutfağına gidiyoruz. Orada o tatları göreceğiz. Sizlere bunları yaşatmaya çalışacağız. Hoşça kalın. Değerli izleyiciler, Zekai Altan ile otantik Kıbrıs mutfağından yeniden merhaba. Programımız devam ediyor. Az önce izlemiş olduğunuz yayında, bölümde sizlere Lüzyan Evi Müzesi'ni tanıtmaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. İki arkeolog dostum Figen Caner, Özlem Merkan, Lefkoğlu ile beraber. Evet, bu iki dostumuzun ve bunun yanındaki diğer arkeolog dostların yapmış olduğu 4 yıllık bir çalışma sonrası ülkemiz turizmine ve ülkemize kazandırılan çağdaş bir müze. Müze bir konak. Mimarisi Lüzyan Osmanlı stili mimarisinde bir yapı. Ve bu yapı 15. yüzyıldan beridir
ayakta kalmıştır ve şu anda müze olarak ülkemize kazandırılmıştır. Bu müzenin açılışında yapılan özel ikramlar olmuştur. İkramları özel olmuştur, müziği de özel olmuştur. İkramlarını yaparken orada antik çağdan orta çağa gelen ve günümüz otantik Kıbrıs mutfağından tatların da planlandığı, hazırlandığı ve sunulduğu bir menü olmuştur. Bu menü genelde yabancılık çekeceğimiz bir menüdür. Ama bir takım eserleri bu menünün bir takım devamını gösterecek lezzetler de günümüzde yoktur değil. Bunlar vardır ve günümüzde ise otantik Kıbrıs mutfağını etkileyen faktörlerden biri olmuştur. Şekil değişse bile yöntemi aynı, malzemede büyük fark yok. Ama genellikle benzer malzemelerle bugün bu mutfağı da yapıyoruz ve bugün bu mutfağı da tadıyoruz. Orta çağ, biraz da geriye gidersek, antik çağa doğru gittiğimizde oradan başlayan Apicius, Gatto, Flexios gibi mutfak yazarlarının eserlerinden günümüze kadar bunlar gelebilmiştir. Değerli izleyiciler, bu çalışmayı büyük bir ekip olarak yaptık ve büyük bir takım olarak bunu hayata geçirdik ve gerçekten Lüzyan Evi Müzesi'nin açılışında inanılmaz bir beğeni toplandı. Beğeni aldı ve bu tatlar damak tadında kaldı. Ve biz size bugün Eko Agro Nitoitla'da, kaldı ki Nitoitla'da bir ortaçağ konseptlidir, İsim olarak Karpaz'da yapılan ilk kale Nitoitla. Ve Nu Kale de aynı zamanda ortaçağa kadar gelebilmiştir. Ve bugün günümüzde yalnızca kalıntıları görülebilir, izlenebilir. Antik çağdan orta çağa gelen mutfaklarda, lezzetlerde libum. Libum bir pasta, bir kektir. Libumun tuzlu veya tatlısını yapabilirsiniz. Libum antik ve orta çağda evlerde yapılırken evlerin yapılmasındaki bir inanış vardır. Ev cinlerine yapılan bir ikram olarak hep düşünülüyor. Yani libum bazen de ona günümüzde cheesecake de denilebilir. Yani tatlı veya tuzlu olarak, inanış olarak da antik orta çağda ev cinlerine yapılan bir ikram cake olarak inanılırdı. Hatta zaman zaman da değil, genelde de yemekten sonra yenilen, sıcak sıcak yenilen bir cake. Bunun da malzemesi çok zor değildir. Ama ilginç olan bu tatların var olmasıdır. Ve malzemenin de günümüzde bizim kullandığımız malzeme olmasıdır. Eko Agro Nitoitla da sizlere bugün antik çağdan orta çağa kadar gelen ve Lüzyan Evi Müzesi'nin açılışında ikram edilen libumu yapmaya çalışacağız. Ve bu libum gerçekten enfes bir tatlıdır diyebiliriz. Ama tuzla yapılabiliyor. Ve bugün sizlere libumu anlatmaya çalışacağız, göstermeye çalışacağız. Az sonra dışarıda eşim Kadir Altan ve yine bu işin mimarlarından Erhun ikinci dostum biz bekliyor. Hep beraber libum yapmaya gidiyoruz. Evet değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz, koşarak geldik. Eko Agro Nitoitla'da size bugün Nitoitla libum yapacağız. Libum. Nasıl? Nitoitla libum. Ha, nasıl oldu? Öğrencem. Güzel olur. Güzel olur. Yani konsepte de uyar. Uyar vallahi. Ben çok uyar. Ortaca dayanan bir şey var, evet, ismin. Aynen öyle. Ha? Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün libum yapıyoruz. Libum nedir Emre Hocam? Libum orta çağda işte evlerde kek, pasta diye yapılıp ikram edilen bir yiyecek. Evet. Bir tatlı çocuğu ve tuzlu. Evet. Tuzlu aslında. Tuzlu aslında. Veya evet, yapabilirim onu istersen. İki tür olabilir, evet, bu şekilde. Sen şey bilir miyim?
bunun biraz geleneğini o antik çağda, orta çağda evlerde yapılırken. Yani geleneğini bilmiyorum ama malzemelere bakınca zaten şimdi ben daha önce yaptığım için biliyorum sonucunu da. Böyle bu kadar basit malzemelerden ortaya çıkan yani muhteşem bir şey. Bir lezzet değil mi? İnanılmaz bir lezzet. Değil yani mi? Özellikle geçen programlarda bir zeytin ezmesi tarifi anlattıydık evet. izleyicilerimize. Bununla beraber, bu libumla beraber muhteşem bir uyumu var. Ya? Sunduk o akşam. Üzerine sürerek böyle. Evet, şeyde, Lüzinyan Müzesi'nde, evet. Açılışında, Lüzinyan evinde. Muhteşem bir şey. Evet. Zeytin ezmesi programını kaçırmayınız. Bunu söyleyelim. Evet. Çünkü bu orta çağ mutfağı ve antik çağdan orta çağa gelen mutfağı biz sunarken, Lüzinyan Evi Müzesi'nde sunarken ve daha sonra da basına yönelik bir basın yemeği düzenledik. Ve orada yine dile getirdi Erhan Hocam. Ben aynı şeyi söylüyorum. Zeytin ezmesi ile libumu beraber yiyiniz. Ekmeğe sürünüz. Ama program yayınlandı mı, yayınlanacak mı? Bunu bilmiyorum. Ama takip ediniz ve zeytin ezmesini öğreniniz. Bugünler libum öğreniniz. Ondan sonra birleştiriniz. Yayın kahvaltıda. Mis, nefis. Değil mi? Aynen. Kahvaltılık olarak nefistir. Bir de bunun şu vardır Erhan Hocam. İnanış olarak eskiden ev cinlerine ikram edilen bir keydi aynı zamanda. Ve ondan sonra da bunu yapıp yemek sonrası da sıcak sıcak yiyebileceğin bir şimdi biz yapıp tat. Kime ikram edeceğiz? Cinlere. Cinlere. Sen cinlere inanın. Yok. Sen canım? İnanmam. İnanmazsınız. Siz cinsiz yaşarsınız. Cinsizsiniz. Tek cinsiz. Evet, cinsiz yaşarlar bunlar. Biz o zaman cinsizlere ikram edeceğiz bunları. Olur acaba? Olur hocam. Olur? Olur. Tamam. Evet. Sevgili eşim Kadir Altan ve ustamız Erhun hocamız. Evet. Malzeme nedir? Ona başlayalım bakalım hadi. Evet. Anladın da öğrenimiz de. Malzememiz feta peyniri. Eğer feta bulunmazsa beyaz peynir veya tuzsuz nor da olabilir. Biraz fetaya açıklayabilirik. Feta koyun sütünden yapılan biraz sert bir peynirdir. Öyle çok kolay dağılmaz. Bizim beyaz peynire benzer ama farklıdır feta. En yakın Ezine beyaz peyniridir buna. Evet. Güzel, lezzetli bir peynirdir. Yoğundur bunu biraz. Aynı zamanda salataya koyarsınız. Evet. Fetva keserek salatalarda, yeni. Evet. Fetva üstünde. Evet. Salatalarından çok uyumludur. Evet. Evet. Devam edelim. Fetva peyniri, un. Un, yumurta. Yumurta. Defne yaprağımız defne var. Yaprağı. Biraz da yağ isteriz. Tepsimizin altını yağlamak için sadece. Hepsi kadar. Bu kadar işte. Hepsi bu kadar. Bu kadar. Fetva peynir, un, yumurta, defne. Biraz da yağcık. O da sineğe koyacak yapışmasın diye. Evet. Evet. Unutmayınız. Zeytin ezmesi programını izleyiniz. Onu öğreniniz, beraber yiyesiniz. Evet, şimdi ne yapıyoruz Erhan Hocam? Evet, şimdi feta peynirimizi... Evet. Üfeleyecek. Evet, böyle... Pütürsüz bir hal alması lazım. Evet. Eğer izleyicilerimizin evlerinde robot varsa robotla bunu hemen 2 dakikada yapabilirler. Ben elimle yapacağım, burada göstereyim. Orta çağda vardı robot. Orta çağda robot yoktu hocam. Yok. Orta çağda benim yaptığım gibi böyle elde yaparlardı. Zaten çok az peynirin suyundan içine ilave ederlerse hemen istediğimiz kıvama gelir. Gelir. Peyniri ezdikten sonra bir bardak, bir su bardağı un içine ilave ediyoruz. Ve bir yumurtamızı kıracağız içine. Burada
karışımı, evet. Bunun hepsini karıştırdıktan sonra böyle ekmek hamuru kıvamında bir karışım elde edeceğiz. Eğer işte peynir fazla sulu gelirse ya da un ihtiyacı olursa ilave un koyabilirler. Çok akıcı olmayacak. Hamur kıvamında olacak. Ben oradan bir kaşık daha un alayım. Evet, böyle habire elden yoğururuk değil mi? Evet. Başka bir şey yok. Bu kadar değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi çok basit. Ama lezzet müthiş. Zaten o lezzetli şeye değer. Evet, peynir ağırlıklı fark ettiyseniz. Evet, peynir ağırlıklı. Evet. Peynir zaten kendisi lezzetli. Bütün lezzetini de bu işte kek, pasta. Kek mi, kek mi? Doğrusu. Kek. Kek, evet. Biraz daha. Kıvama geldi yavaş yavaş. Evet, geldi. Şimdi bundan cinler yok mu, cinler minler? Yok. Cin yoktur ha? Okuduk duasını, onun cinleri kaçtı. İşte. Başlamadan eve. Sen bilin hocam bu doğa işlerini. Her şeyin İşimizdir. Bir doğası var. İşimizdir. Evet, hamurumuz evet, tamamdır. Hamur tamam. Bunu... Seni yağlayıyorum. Kıvam bu. Bunu evet, bu top, da kıvam değil evet, izleyiciler. Top haline getiriyoruz. Hamurumuzu. Birkaç tane defne yaprağı koyabilir miyiz altına? Evet. Defne yaprağının evet, üstüne defne koyacağız fırına verirken. Şimdi ne yaptık buyuz bu arada? Buna bir şekil verdik. Evet, hamurumuzu evet. Top haline getirdik. Ondan sonra üstüne vurduk biraz böyle yassılaştırdık. Ekmek gibi yaptık kendini. Evet. Şimdi ondan sonra şeyimizdir. Evet, defne yaprağımız, sinimiz. Altına yağ koyduk. Biraz yağ koyduk, defne yaprakları defne koyduk. Defne yaprağı koyduk. Bunları bunu defne yaprağının üstüne oturtacağız. Niçin yaptık o defne yaprağı biz? Altı yanmasın ve defnenin kokusu çıksın diye. Aromasını alsın aromasını diye. Aromasını alsın diye. O kadar yani. O kadar, bu kadar. Evet, bütün olay bu değerli izleyiciler. Bunu... Evet, şimdi bunu üzeri kızarıncaya kadar orta ateşte fırına atacağız. Evet. Yaklaşık yarım saat, 40 dakika falan sürer. Ondan sonra hazır. Ondan sonra hazır. Olay bu kadar değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi feta peyniri, un, yumurta, defne yaprağı. Biraz yağ, o da tepsinin altına sürmesi için. Bunu kıvamında yoğurursunuz. Evet. Ondan sonra bu şekli alır. Bu şekilde fırına girecek. Fırından çıkınca yumurtayı kar. Evet. Evet, bunu yiyeceğiz. Ama bizim şey yok bugün. Zeytin ezmesi. Maalesef yok. Yoktur. Neyse. Bugün böyle yapalım biz. Evet, şimdi... Hep beraber fırına diyoruz değil evet. Mi? Evet. Bunu fırınımıza fırına salıyoruz şimdi. Evet değerli izleyiciler. Burası da beklemekten ağaç olduk. Çünkü yaptık libumu. Ne demiştik libum için? Bir antik çağdan orta çağa gelen bir lezzet. Bu lezzet bir kektir ve pastadır. Hem tuzlu hem de tatlısını yapabilirsiniz. Ve antik çağda bu evlerde yapılırken ev cinlerine ikram edilen bir kektir. Ve aynı zamanda da bunu sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Bize cin var mı yok mu bilemeyeceğim. Erhun hocama eşim Kader'e sorduk. Cinlere ikram var mı diye. Bunlar cinsiz çıktılar. En sonunda yaptık. Neydi malzemesi? Feta peynir, yumurta, un ve defne yaprağı. Ve az miktarda yağ sineği yağlama için. Evet, libum yapıldı, normal fırına verildi, gazlı fırına ve 15-20-25 dakika içerisinde pişmiş olması lazımdır. Ben de broşla konuşurum tek başıma, gelen giden de yoktur, pişti pişmedi bilmek de daha, biz de böyle konuşuruk.
şu anda. Hah, geldiler. Yani hocam hadi hoş geldiniz. Hoş pişirdiniz. Pişirdik. Hocam pişirdiniz. Pişirdik. Oho. Mis gibi tüttü. Vallahi. Kokusu güzel. Uf. Koku harika. Tam fotoğraflıktır bu ha. Tam bu fotoğraflıktır. Bunu çekeceğim fotoğraf ve bunu çekeceğim fotoğraf değil mi Erun? Lazım çekelim. Ha? Tam fotoğrafı bu şu vallahi gerçekten. Mis gibi. Ve görüntüsü de müthiş değil. Evet. Altta defne yapracıkları. Koku. Mis. Evet. Nasıl? Mis gibi. Mis gibi tüter. Mis gibi değil. Peynirin işte. Evet. Evet. Peynirin kokusu. Feta peyniri. Evet. Bu da feta peynirinin şeyi. O güzel kokusu, kokusu değil mi? Evet. Kaç ay kaldı bu fırında? 25? 25'ten. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı evet. Evet. Siz yapabilirsiniz değerli izleyiciler. Çok basittir. Malzeme basit. Feta peyniri, un, yumurta, biraz yağ ve defne yaprağı. Evet. Bunu kime ikram edelim şimdi biz? Cinlere. Cinlere ama sizin cininiz de yoktur. Cinsizsiniz. Sizin cin de yoktur. Sizin. Bana evet. İkram edin bunu. O zaman. Bana ikram edin ve izleyicilerimize. Neden Erhan Hocam? Öyle yapacağız. Evet. Dibim geldi fırından. Onu şimdi kesiyoruz. Böyle dilim dilim değil. Vallahi nasıl isterse. Kesimi dilimcik dilimcik keselim. Evet. Bu birazcık daha soğuması lazım. Evet, evet şimdi sıcak bu nasıl yiyecek biraz şimdi? Biraz soğuyunca. Sıcak sıcak. Daha da şey yapacak. Birazcık daha katılaşacak. Değerli izleyiciler bir şey aktarmak istiyorum sizlere ben bu lezzet konusunda. Bir yere yemek yerken, bu evinizde olabilir, restoran olabilir, snack bar olabilir, büfe olabilir. Unutmayınız, lütfen sırf yediğiniz yemekle karın doyurmak için değil. Karın doyar, lütfen o yemeğe, yapılışına, o yemeğin kültürüne, o yemeğin kültüründe, o yemeği hazırlamasına verilen emeği düşününüz ve lütfen lezzet için yemek yiyiniz. Lezzet almak için yemek yiyiniz. Gittiğiniz bir yerde, yine söyleyeyim evinizde bile olsa, sırf karın doyurma için bunu yapmayınız. O yapılan yemeğin bir kültürü vardır. O yemeğin bir lezzeti vardır. Ve onun bir emeği vardır. Böyle her şeyi sırf karın doyurma için yemeyiniz. Lütfen lezzetini alarak, o yemeğin de kültürüne saygı duyarak beğenmeyebilirsiniz. Damak tadınıza biraz farklı gelebilir. Ama o dönemin yemeği budur işte. O her neyse yiyeceğiniz bir kültürel bir background'u varsa bir geçmişi ona saygı duyarak o tadı almaya çalışınız. O aromayı almaya çalışınız. Doğru mu yanlış mı Erhan Hocam? Hocam çok doğrusunuz. Yani ben söylesem biraz ağır kaçacak ama. Yok şimdi bunu bir konuşalım bu yerinde bir şeydi ve tam şey geldi lan sizin bu güzelliği görünce böyle. Güzel bir açıklama hayır, gerekecek. Ben %100 katılırım sizin söylediklerinize. Yani yemek sadece karın doyurmak için yenilen bir şey değil. Önümüze nasıl geldi bu yemek? Ne aşamalardan geçti? Kaç yıllıktır bu yiyeceğimiz yemek? Hangi var. Tarihten kalmadır? Var, kaç kişinin emeği var bunun üstünde? Evet. Yani sırf at gitsin mide doysun değildir olay. Yani onu yani çok affedersiniz dışarıdaki hayvanlar yapar. Evet. İnsan yani biraz anlaması lazım. Ben bunu yiyorum ama nedir bu? Kim yaptı? Nasıl yapıldı? Tarihi nedir? Kökeni nedir? Nereden geldi? Evet. Biraz düşünmesi lazım insanın. Yani o yemeğe, emeğe, kültüre bir saygı. Bir saygı, evet. Değil mi? Evet. 3000'lik bir şey konuşuyoruz. Evet. Şurada libum konuşuyoruz. Yani çok basit dile. Evet. 3000.
Ve siz bugün bunu tatıyorsunuz. Evet. Değil mi? Değil mi? Yani bana biri dese ki 3000 yıllık işte peynirli libum yaptım. Bak. Ben Serviç'ten uçarım. O 3000 yıl sözcüğü bile size bir heyecan verir değil yani mi? Yani köşedeki bakkaldan ekmek alıp gelmedi. 3000 yıl. Olay bu işte. 3000 yıl. O heyecan veriyor size. Lefkara pan tava duydun mu? Duydum ama hiç yapmadım öyle. Bu kime aitti bilir misin ülkemizde? Ada mutfağıdır. Da yani yöresi şeyini bu bilmiyorum. Bu kimyon ağırlıklıdır. Ve kuşbaşı et ve pilavı. Pirinç. Bu kimyon aromasını alırsınız. Bir örnek vereyim buyur. Bizde çok kullanılır zaten kimyon ada mutfağında. Lefkara işi esas. Lefkara işi hatta DNA'ya kadar gider aynı zamanda. Şöyle söyleyeyim, bir örnek vereyim ben. Yaşanmış bir örnek. Böyle baktığımda acıdım yalnızca. Lefkara panı Lefkara dışındakilerin çok yaygın olarak bildiği yok genelde. Ama Lefkara kökenli. Lefkara kökenli ve Lefkara pan tava olarak yabancının Lefkara pan dediği bir güzel yemektir o. Kimyon ağırlıklıdır. Yani ben yiyeyim bayılırım ona. O kimyon verdiği o ağızdaki tat, aroma, evet. O rayha, o etin güzel pişmesi, erimesi içerisinde böyle onu pilav, pirincan ve yemek. Canımı çekiyor. Bambaşka bir şeydir. Ve az önce konuştuğumuz konuyla ilgili yeni açmıştık Ekogranitovik'layı ve burada Lefkara tava da menüde vardı ve erit biri onu yiyince dedi ki bu lapaya benzer dedi. Evet. Çocuk maması dedi bu ve o Lefkara kültürüne bir hakaret geldi. Anlatabildim onu tanımadan. Yani bir yorum onun yapmadan önce ne yediğinizi bileceksiniz. O da biliyordu. Bildiği halde. Tabii. Seçti ve aldı açıklamasını. Ve orada baktım olaya ben yalnızca bende bir şey oluştu orada. Ya 10 yıllık bir olaydı. 9-8-9 yıllık bir olaydı dersem. Bende bir şey uyandı orada. O insana karşı, misafire karşı bir acıma duygusu gelişti bende. Dedim zavallı insana be. Ne acı be. Zavallı bir insan diyeyim be. Bir Lefkara'nın kültürüne saygı duyamadı orada. Ve bu Lefkara evlerde yapılan inanılmaz bir lezzettir. Lefkara'da. O köyün kültürüdür. O köyün ürettiğinin tüketildiği bir drabizin üzerine konur o Lefkara tava. Ve benim bakışım yalnızca bu adam o kimyon tadını alamadı. Etle pirinç pilavının ve kimyonla karışılmış o kahverengi rengin içerisinde dolaşan rayhayı da almadan yalnızca o kültüre bir dil uzatmıştır. Ve ben şunu diyorum ki genelde bu tür insana servis yapacaksınız. Diyorum ben mesleki olarak. Vallahi adam masaya oturup yemeye başlamadan anlamak biraz zor hocam onu. Yani gavun değil, Türk dönemeyi kimseye bilelim. İşte her şey masada belli olur. Ya artık iş işten geçer, yapacak bir şey de yok. Ama ben hep söylerim. Yemek yapmak bir sanattır. Sanattır. Evet. Yemek de bir sanattır. Evet. O yemeği kesinlikle yemesini bilmek de bir tabii sanattır. Tabii ki. Herkes yemek yiyemez. Tabii. Yani sağa gelen misafirin karın doyması değil, karın duymasıyla beraber lezzet için gelmelidir. Siz de bu konuda yaparsanız açıklamayı oradaki sorumluluk kişiye kalır, misafire kalır. Kesinlikle. Öyle öğüne obasusa bir şart atmazsınız. Menünüzde var açıklaması, malzemeniz, kültürü, adı, şanı, yapılışı, süresi var içerisinde. Siz de bunu tercih edersiniz ve kesinlikle. En azından adı Lefkara tava ise Lefkara'lara saygı duyarsınız. Kısa veriyoruz. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani Türkiye'deki Adana kebap gibi, benim de kebap gibi. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla ben de bunu yeri gelmişken bir şey yapmak istedim. Böyle bir paylaşmak istedim. Tabii ki. Yani herkes sevmek, beğenmek zorunda değildir. Saygı duymak zorundadır. Saygı duymak zorundadır. Bu tadı alması lazımdır. Yani 3000 yıl yatır hocam burada. İnanılmaz değil mi? Köşedeki bakkaldan ekmek alıp gelmedik. Yani ya, 3000 yıl ya. Tarih yatar burada. Evet. Ve tarih kitaplarında yazar bu. Evet. Evet. Evet Erhan hocam. Limonu yaptık. Evet. Ama zeytin ezmemiz yok. O yok. İşte bütün mesul ama ben deyim izleyicilerimize. Diğer programları izleyebilirlerse. Ha. Ben biraz şey düşünürüm yapayım. 200 üzerinde belgeselim vardır. Sevgili yönetmenim, kamera dostumla ben de konuştuk. Birkaç kere konuştuk. Bir şey açacağım galiba. YouTube kanalı kendime. Hocam çok iyi oldu. Kıbrıs mutfağı üzerine kesinlikle, o 250 programları kesinlikle
Yani ne düşünüyorsun? Ne diyorsun konuda? Kesinlikle hocam. Yani bir şey olur o. Belgesel yani. Bir belge olur orada. Evet. Böyle düşüncem vardır. Kesinlikle. Hayattayken bunu hem düşünüyorum. Kesinlikle. En azından. Takılsın şey. Kaynak olur hocam o. Evet. Onu düşünüyoruz. Hiç öyle bir şey yok. Böyle bir kaynak yok yani. En azından bunu yayınlarsam orada... ben bu içinde gene varık. Tabii ki. Bunda gene çıkacak. Kaynak olur orada. Gene çıkacak. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz. Şimdi tadım vakti. Soğudun. Evet. Ya. Biraz soğuk olunca. Erhan hocam. Ilınınca daha güzel olur. Aman. Sıcağı da bir hocam başkadır. Dedim. Ama ılık olunca. Erhan hocam hadi. İnanılmaz bir tat çıktı ortaya. Soft, yumuşak. Evet. Aroması. Değerli izleyicileri yapmaya tatmaya değer bir olay. Kesinlikle. Nasıl hanım? Muhteşem. Evet. Çok biz güzel. Biz bunu o akşam açılışta yaptık biz zindan evinde. Ben yiyemedim ama. Şimdi biz de yiyemedik ama. Hiç yiyemedik biz. Evet. Yiyenlerden aldığımız tepki aslında tepki değil. Harika bir tatlı izleyiciler. Harika. Muhteşem. Güzel. Yumuşak. Feta peynirin o lezzeti damağınıza kalır. Hemen. Ağzınıza kaybolur. Ekmeğin kokusu da var. Evet, o da artı. Çok güzel. Harika. Ne bu şey olsa, diyetiniz misi olsa burada, böyle batır ve... Ha? Ve bunu saklaması da çok kolay. Çok kolay bozulan bir şey değil. Ne öneriyorsun konuda? Buzdolabında tutsunlar, dışarıda bırakmasınlar. Peynirden dolayı. 3-4 gün rahat. Buzdolabında tutabilirler. Yemeden önce, bir saat önce çıkarıp dışarıda bıraksınlar. Oda sıcaklığına gelsin. Öyle yesinler. Bir daha bırakamayacaklar. Nasıl bu kahvaltıda? Ha? Ha, şunu da belirteyim. Orijinal tarifte biz beyaz un kullandık. Ben dayanamadım. Ama şimdi biliyorsunuz bu gluten şeyi var herkeste. Hı hı. Bunu siz de evlerinizde yulaf unuyla, arpa unuyla ya da başka bir unla da yapabilirsiniz. Ben beyaz un yemem diyen izleyicilerimiz varsa evet. Farklı bir unla da yapabilirler. Ama feta peyniri kullanmalarını tavsiye ederim ben. Çünkü esas tadını, evet, şeyini veren o. Gombacıyı kesim tamamdır. Evet, değerli izleyicilerimiz. Erhan hocam çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son sözleri nedir? Vallahi her programın sonunda söylüyorum. Bu kültürü yaşasınlar, yaşatsınlar. Bunu bulamazlar hiçbir yerde. Kesinlikle. Bakkalda satılmaz. Kesinlikle. Çok kolay. Orta çağa geri gidemezler. Yani 15 dakikalık bir olay. 20 dakikada fırında pişmesi, evet, zaten. Yani sabah yapıp akşam yiyebilirsiniz. Evet, evet, evet. Her gün taze taze yapabilirsiniz. Evet. Sabah kahvaltıda, öğlen yemekte, akşam yemekte, yemeklerin yanında. Doğrudur. Evet canım, ne diyorsun sen? Çok güzel. Basit bir şey. Evet. Herkesin denemesini, evet, tavsiye ederim. Evet. Herkes denesin. Bakın burada feta peynirler çok rahat görülür deri izleyiciler. İçerisinde ufalamış, dağılmış olarak bütün hamura yayıldı. Her lokmasında, gombadisinde o lezzeti alabilirsiniz. Yani nereyi keserseniz kesiniz o lezzet var. Evet. Yayılmıştır hamur içerisine. Bugünlük bu kadar. Zeki Altan ile Otantik Kıbrıs Mutfağı özel yayınında bu hafta bu kadar değerli izleyiciler. Amacımız bu kültürü yaşatmaktır, bu kültürü sürdürmektir. Ve bir vesile olmuştur. Lüzinyan Evi Müzesi açılışında yapılan ikramları sizlere sunmaya çalıştık. Gelecek hafta yeniden buluşmak ümidiyle Neriman Ceyt Hocam'ın dediği gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın.